Herkese merhaba. Yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Toplamda devam eden iki serimiz var. Yanına bir üçüncüsünü ekliyoruz ve artık farklı kahve demleme teknikleri ve kahve nasıl demlenir üzerine bir seriye başlıyoruz. İlk videomuzu tabii ki gururumuz olan Türk kahvesiyle çekeceğiz. Bunu çekerken de acaba kumla mı daha güzel oluyor yoksa akilede mi daha güzel oluyor? Bunu da test edeceğiz beraber. Tadımlara başlamadan önce Türk kahvesinin Türkiye'deki geçmişine çok ufak değinelim. 1543 yılında Yemen valisi Özdemir Paşa tarafından buraya getirilen bir üründür. Yemen'de bu kahveyi çok beğeniyor Özdemir Paşa ve Türkiye'ye getirip burada da kullanılmaya başlanıyor. Burada biraz daha farklı demleniyor tabii ki ve bunun sayesinde Türk kahvesi terimi de ortaya çıkıyor. 1543'te getirdiği kahve 1550'li yıllarda kahvehanelerde ve ona benzer o dönemki kırathanelerde pişiriliyor ve çok da beğeniliyor alt tarafında. Hatta o dönemlerde Osmanlı zamanında kahve içen evinde kandiller sönmüyor diye bir tabir bile gelişiyor. Bunu mecazi anlamda konuşuyorlar çünkü hiç kafein almadığı için o zamana kadar toplu. Kafein almadan dolayı uykuları kaçıyor vesaire ama yine de kullanılıyor ve işimine sürekli devam ediyorlar. Türkiye'ye uygulayan kısmı ise pişirme şekli, sunum ve o oluşturulan yanındaki tatlısı, çikolata ikramı, dokum ikramı gibi şeyler. 1550 yıllardan sonra Avrupa'yı geçiş yönü olarak kullanan İstanbul'da gelen Türkçenler burada bu kahveyi beğeniyor ve onlar da artık Avrupa'ya götürerek bu kahveyi tüm dünyaya tanıtıyoruz. 2000'li yıllara geldiğimizde de artık Türk kahvesi terimi tüm dünyada da kabul görmüş görünüyor. Siz de takdir edersiniz ki. Türkiye'de genel olarak sunumları hepsinde aynı. Kutlu bir güzel bir fincanda sunum yapılıyor. Yanında da bir lokum vesaire. Sadece Mersin'in Tarsus bölgesinde farklı sunuluyor Türk kahvesi. Çay bardağında veriyorlar Türk kahvesini ve buna da Tarsusi diyorlar. Bu şekilde sunumlara devam ediliyor. Bugün yanımızda yeni bir Türk kahvesi çeşidi olan Yemen kahvesi farklı bir markamızla beraber. Arkada dizili tüm çalışanlara da hepsini tek tek denettirip aynısı aynısını beğendi. Buna göre de bir deneme yapacağız. Yorum alacağız. Evet, o zaman başlıyoruz. Evet, ben iki ölçekten yapıyorum. Böyle yaparak ben pişirme sürelerini de test ederiz beraber. 3 aşağı 5 yukarı aynı olacak gibi duruyor. Ve ben daha önce bunda kahveyi çok test etmedim. Bakalım nasıl olacak. Bu tarafta biraz daha basit işlem. Hemen böyle yerleştiriyoruz. Burada biraz daha meşakkatli. Önce bu sınav konuları. Evet, buradaki kahve pişti. Orada biraz daha var zaman. Evet, bu da pişmek üzere. Evet, jale. Biz iki farklı yöntemle denedik. Şimdi arkadaşlar tek tek denettireceğiz. Hangisini kullandı, hangisini makinede oldu söylemeyeceğiz. Bakalım yorumları nasıl olacak. Üçüncü adam, testi sizin. Bu bir, bu da iki. Tadımınızı yapın. Şeyleriz o bir. Bu kumda, rengimde ne yaptın orada? Buyurun. Aynısı güzel. Güzel. Kumdayı beğendim. Sen? Ben şimdi bu daha koyu. Bu kumda mı? Doğru mu? Kumda olunca sanki biraz daha yumuşak olmuş. Hafif, daha önce. Kumdaki daha hafif. Biz hangi kahvenin hangi üründe pişini söylemedik arkadaşlar. Ama kumda kahveyi daha çok beğendiler açıkçası. Ürünün yavaş pişmesinden mi yoksa başka bir aurasından bilemiyorum ama daha hafif olduğunu, içimin daha rahat olduğunu söylediler. Aynı oranda kahve koyduk hepsine de. Aynı suyla aynı şekilde pişirildi. Ama şu an kumda kahve 2-0 önde gidiyor. Farklı pişirme yapan makinelerde Türk kahvesini denedik. Genel olarak denettiğimiz insanlar içtiklerinin ne olduğunu bilmemesine rağmen kumda kahveyi daha çok tercih ettiler. Ama pişirme süresi tabii ki farklılık var. Elektrikli pişirme aletleri çok daha hızlı oluyor. Bu çok da güzel oluyor açıkçası. Ama kumda kahveyi denediklerinde biraz da damaklarına hoş geldi. Pişirme süresi biraz daha uzun tabii ki bunda ama denediklerini arttırarak konu bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Bu makinenin de bulmalı markasında farklı farklı birçok kumda kahve makinesi var. İşletmenize göre boyutlarını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Farklı yan tarafa gastronom küvetler vs. geliyor. Böylelikle kullanırken kullandığınız iki kanları şu kaşıkları gibi hepsini oralara koyabiliyorsunuz ve bunun içine bir şey koymanıza gerek kalmıyor. Kullanımı oldukça basit. Sunum olarak da çok iyi. Farklı çeşitlerini aşağıya bıraktığımız linkten de detaylı olarak görebilirsiniz. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Yaklaşık 500 yıldır aramızda olan Türk kahvesine biz de bir video çekmek istedik. Farklı demleme profillerini yayınlayacağımız bir seride kendi kahvemiz olan Türk kahvesiyle başlamak istedik. Umarım nacizane sizin için güzel bir video olmuştur. Bize izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.